Buradan yani bir şekilde İsrail yani propaganda yapıyorsa yanlış propaganda yapıyor. Evet şimdi yani şey, e, biraz önce bir duyurdum. Şey, Arkadaşlar bir ee, kapatır mısınız? Evet. evet biraz önce bir görüntü duyurmuştum ekranlarımıza getireceğiz diye. İlk kez Haber Global ekranlarında görüyorsunuz. Bu görüntü nedir efendim biliyor musunuz? İsrail Soruyor. ordusu paylaştı bu görüntüyü. Biraz i̇şte. önce dakikalar önce paylaştı ve altına şu notu düştü. Hamas'ın yozlaşmış liderleri aynen aktarıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. İşte Kimlikleri ne olursa olsun Gazze halkının i̇şte. ödediği bedelleri ve başlarına getirdikleri yıkımı umursamıyorlar. Onlar sadece kendi kişisel bekalarıyla ilgileniyorlar. Yolculuğu boyunca açıkça görüldüğü gibi sim var. Yalnızca kendisi ve kişisel hayatta hayatını önemsiyordu. Kaldığı yerde saklandığı büyük miktardaki paralarda bunun güzel bir örneğidir. Görüntü akmaya devam etsin. Onun ortadan kaldırılmasının ardından bazıları hala itibarını geri kazanmaya çalışıyor ancak Simvar kaçak olarak aranan bir terörist gibi yaşadı ve hareket etti ve bu şekilde hayatına son verdi. Geçtiğimiz yıl boyunca Simvar saklanıp kaçarken savaş onun yanında ve üstünde birçok kez yaşandı ve Hamas'ın İşit lideriyle saklanıp kaçmak için elinden geleni yapmasına neden oldu. Şimdi bur, burası çok önemli. İsrail ordusu böyle bir açıklama yapmışlar herhalde. Yayınladıklarını duydular. Demiş ki e, terörist gibi yaşadı, kaçak olarak yaşadı dedi. Bu tünelde ailesi de birlikte yaşadı dedi. Bu tünelde büyük paralar var dedi. Bu da onun dedi aslında sadece kendisini ve ailesini düşündüğünü gösteriyor dedi. Ama biz bugün Yine İsrail ordusu tarafından yayınlanan görüntüleri konuşuyoruz. O görüntülerde de ne var? Şehadesi ne kadar? Yani ölüm anına kadar elindeki sopayla mücadele eden bir Yahya Sinvar'ı da paylaştı yine aynı ordu, İsrail ordusu. Ne demek bu? Güngör Bey siz bir yorumlayın isterseniz ardından tüm konuklarımdan yorum alacağım bu görüntüleri Şimdi görüntünün. tabii ben gazeteci olarak ilk önce şunu sorayım. Bu görüntüler İsrail ordusunun eline nasıl geçti? Yani bunlar tünelde. Büyük ihtimal yani ihtimal dahilinde söyleyeyim. Tünellerin güvenlik, kassam tugaylarının güvenlik sistemi ya da bir şekilde daha öncesi Haziran 2023 bir de saatlerine bakıyordum. tam 22.44 22 Aynı saatlerde mi bir periyotta mı ara ara mı çekilmiş? Onlara bakıyorum. Şimdi bunlar elinde yani yeni bir görüntü değil bu. Büyük ihtimal uzun süredir ellerinde. Tam Yahya varın öldürülmesinde provokanda yapıyorlar. Çünkü şöyle bir şey oluştu. Ee, ...çok yaralı, ağır o halde büyük oldu. büyük paralarla kastettikleri nedir Ve onu Elindekiler su. Elindeki... Ben dedim ki... ...yani elindekiler para mı taşıyor diye düşündüm. Su taşıyor. Yani yönetmenim teknik yanlış Hayır, bir şey... resim vardı ya paralar şekerler vardı. Hmm. Böyle yanında işte e, şeyi çok, bu gösteriyor. Ha, bu görüntüleri ishafen değil de başka yani, bir görsel. O kadar komik rakam ki yani İsrail Yalnız paraları var. Yalnız burada kulağında da bir şeyle konuşuyor. O da çok ilginç. Tabii bunu rahat bir detaylı izlemek, izlemek gerekir. Ama şunu şey yapalım e, Dilara Hanım... Birincisi bu görüntüleri neden yayınladılar şimdi İsrail ordusu? 6-10-2023 bu arada hocam. Haziran. Ya, Güngör az, Bey yanlış tufandı, olmasın. Aksa tufandı. Yok oradaki bir tarih hatası galiba e, Türkiye'ye göre yorumlarsak biraz sonra gelecek yine aşağıda geliyor. E, Ekim'in 6'sında yani 7 Ekim'den tamam, tamam. bir gün önce. Tabii. Özür dilerim düzelttiğiniz için. Tabii çok evet, önemli. Evet 6-10-2023 yazdım. Tabii. E, bu çok önemli. Ben her şeyden önce şunu. E, o zaman şöyle. Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olarak düşünürsek, Aksa Tufan'dan bir gün önce belki de Aksa Tufan'ın kararını verdiğinde Gazze'de bir tünelde çekiliyor. Ailesi var, çocukları var. Birincisi şu, çok uzun süredir uzun süredir ailesiyle tünellerde yaşadığı belirli. Mesela şimdi elinde ne var? Bakalım eşyaları taşıyor. Yastık var. Evet eşyaları. Bu büyük ihtimal şöyle empati yaparsak. Tünelin içine oda gibi bir kısımdan başka bir kısma çocuklar için geçiş, çocukların sularını evet. ya da kullanacak eşyalarını taşıyor, taşıyor. Ama şu çok önemli. Ee, bunu şimdi yayınlı, yayınladıklarını şu mesajı vermiş olabilirler. Böyle yaşıyordu bakın tünellerde. Şimdi Gazze yıkık, Kassam savaşçıları zor şartlarda, Gazzeliler zor, zor şartlarda kendi rahatını düşünüyor diye bir ibare kullandıkları için Siyonist İsrail'in ondan söylem. Bunu Bu bir propaganda. Şöyle bir şey oluştu dedi hanım. Şimdi Yahya Simvar'ın şahadetini gazdeller diyelim, sadece Hamas değil. Nasıl görüyor biliyor musun şu anda? Ee, İsrail'e karşı son nefesine kadar eli kolu sakat olmasına rağmen demir çubuk atacak kadar bu şekilde şehit oldu. Yani Yahya Simvar söylediği gibi yaşadı, ölmek istediği şekilde şehit oldu diye bir şey. Bunu yıkmak için bakın, Aksa size teşekkür ederim. Aksa Tufan'dan bir gün önce, bir gün önce. Böyle bu şekilde yaşayan Aynen. bir yahesim var objesi oluşturmaya çalışıyor.